Olarak bildiğiniz gibi bölgemizde, çevremizde barışın ve huzurun hakim kılınması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Problemlerin, sorunların da bir şekilde barışçıl yöntemlerle siyasi şekilde çözümlenmesinden yanayız. Bu çalışmalar sürdürülmekte. Yine bildiğiniz gibi yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle İstanbul'da Sayın Putin ve Rusya'da bir tepedaki görüşme yaptı. Görüşme sonrasında hem Libya'da hem de İdlib'de ateşkes sağlanması, barışın huzurun sağlanması için mutabık kaldık. Ve bu husus orada açıklandı. Ve buna karşılık da taraflardan da olumlu cevaplar geldi. Bu konuda herkes olumlu tavır sergiledi. Ve buna bağlı olarak da evvelki gün Sayın Dışişleri Bakanı ve Müslüman Teşkilatı Başkanı ile birlikte bir heyet halinde Suriye'ye gitti. Burada görüşmeler yapıldı, metinler hazırlandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye tarafı, Rusya tarafı bir metinde mutabık kaldılar. Daha sonra bu husus taraflara iletildi. Bulunduğu konum itibarıyla uluslararası arenada hem ülkemizin hak ve menfaatlerini sağlamak hem de bölgede barış ve huzurun gerçekleşmesine katkı sağlamak için yetkili ilgili kurumlarımız, kuruluşlarımız çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Bu faaliyetlerle bütün mesele barışa, huzura katkı sağlamak. Efendim tekrar gitme durumu söz konusu. Oradaki sulhun, sükunun sağlanması gayretlerini göstereceğiz. Biz taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın, huzurun hem İdlib hem Libya'da gelmesi ve akan kanın durması ve insanların işte normal hayatlarına dönmesi. Bu konuda gerçekten elimizden gelen neyse bunları yapıyoruz. Peki. Sayın Cumhurbaşkanımızın programını takip ediyorsunuz. Bütün liderlerle konuşuyor, görüşüyor. Ve amacımız, maksadımız gerçekten hem bölgemizde hem çevremizde barış ve huzurun hakim kılınması. Suriye konusunda da Ruslar hafta tarafı temaslarını sürdürdüler. Metnin imzalanmasını biz beklerken Hafter tarafını bugün sabah aldığımız bilgiler çerçevesinde Rusya'dan ayrıldığını öğreniyoruz. Diğer taraftan İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin de büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz arazide, alanda. Tabii biz onu sonuna kadar destekliyoruz. Özellikle bu İdlib'de kış şartlarında kadınlar, çocuklar, yaşlılar, ihtiyarlar, binlerce kişi çok zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Devamlı karadan ve havadan yapılan saldırılar bu insanları son derece eza, cefa şeklinde hayatlarını zorlaştırmakta. Bunlar bir ölçüde durmuş durumda. Ateşkese uyuluyor. Aynen 3'ünden itibaren başlayan ateşkes var biliyorsunuz iki bölgede de. Büyük ölçüde uyuluyor. Bunun uyulması için gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya'yla yakın temas içindeyiz. Onlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce yapılan açıklamalar çerçevesinde mutabakatların sürdürülmesi için her türlü desteği ve liderliği yapıyorlar.